Tekrardan hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız ben Işıl. Bugün kanalın içindeki en sevilen serilerden biri olan korkunç mesajlaşmalarla beraberiz. Ancak burada konuşmaları yaparken diyalogları siz kendiniz seçiyorsunuz. Yani biz seçiyor olacağız. Kayıp bir kızın telefonu bize geliyor ve biz de bunun akabinde kızı bulmaya çalışıyoruz. Neler olduğunu çözmeye çalışıyoruz. Videomuza başlamadan önce biliyorsunuz ki imza günlerimiz var arkadaşlar. Bu pazar günü yani 5 Haziran tarihinde İstanbul Airport AVM'de bir imza günü ve buluşmamız var. Öğlen 1-2 gibi başlayacağız. Biliyorum o gün LGS var. LGS'ye katılacak olan arkadaşlar sınavdan sonra gelebilirler. Biz akşama kadar oradayız. Muhtemelen 7-8'e kadar oradayız. Yani en son Kocaeli imza gününde 8'de çıktık. Ondan önce Ankara'da 9.30'da çıktım yani arkadaşlar. Son imzaya atana kadar kesinlikle ayrılmıyorum ben mekandan. Dolayısıyla sınavdan sonra rahat bir şekilde gelebilirsiniz. Ulaşımı çok kolay. Metrobüs durağının tam olarak önünde Bakırköy Ataköy tarafında oluyor burası. Ondan sonraki haftada 11 Haziran'da da Antalya'dayız. Antalya Kepez'de Agora AVM'de saat 2'de bir imza günümüz ve buluşmamız var. Sizlerle buluşacağım için gerçekten çok ama çok mutluyum. Bu arada bugün dövme yaptırdım. Şu anda yanıyor. Birazdan bunları sarıp videoyu çekmeye geçiyorum. Başlıyorum. Welcome Anna. 3.15. Greg'den 7 tane cevapsız aramamız var arkadaşlar. Ashley'den de 1 tane cevapsız aramamız var. Ve Greg'den 13 tane mesajımız var. Greg kafayı yemiş galiba. Bir insanı hayatımda hiç bu kadar çok aramadım ben. Bilmiyorum siz aradınız mı? Nasıl yapacağız bunu? Toby's birthday. Toby kim? Toby var mıydı demin gördüklerimiz arasında? Help me yazıyor. Bir sekiz sıfır yedi. Ha kendi kendine girdi bu. Vay kardeş. Okay. Şu anda bu kızın telefonundayız arkadaşlar. Ben imza günlerinde size hep soruyorum hangi videoları en çok seviyorsunuz diye. Yani birçok kişiye sormaya çalışıyorum. Ve %90 aldığım cevap korkunç mesajlaşma oluyor. Bir de şehir efsaneleri ve hani korku hikayeleri falan çok sevenler oluyor. Spark, Jabber, Vlogger, Surfer, Phone, Chat, Galeri. Bunların herhangi birine gireceğiz herhalde Spark'tan baş... Ne oluyor be? Bizi galeriye yönlendirdi şu anda. Otomatikman galeriyi açtı. Saat maat kafayı... Ne oluyor be? If you look into my eyes, you can see it looking back. Can you see it? Eh? I just wanted to be happy. My name is Anna, my name is... I don't want to take anyone else! My name is Anna. Benim adım Anna. Sadece mutlu olmak istedim diyor. Ya beni aramaya çalışmayın, beni bulmaya çalışmayın dedi. Sadece mutlu olmak istedim dedi. Kimseyi kendimle sürüklemek istemedim falan gibi şeyler söyledi. Bu bayağı yani şey gibi şu anda. TikTok'ta da çok popüler olan bir film vardı ya, Megan is Missing diye bir film vardı arkadaşlar. Biraz sanki onu andırdı bana ama geri çıkıyorum buradan. Biz bu arkadaşın telefonunu bulduk, onu şey yapmaya çalışacağız şimdi, bir şeyler yapmaya çalışacağız bilmiyorum. Sistem restart ediyor, kendini restore ediyor arkadaşlar. Yeniliyor yani, öyle diyeyim. Ha, kolum acıyor. Nasıl yeni dövmelerim? Demin gördüklerimiz yalan mıydı yani? Chat'e gireceğim. Galeriye gireceğim ya. Kameraya bakalım. Hoş bacı. Restore. Bunu düzen... Yani bir sıkıntı var bunda. Bulmaya çalışacağız bunu. Nasıl oluyor bu? Ha. Bir dakika. Nasıl yapıyoruz bunu ya? Heh, oldu. Vallahi ben nasıl yaptım kosa hiçbir şey... Rastgele bastım arkadaşlar net bir şekilde. Böyle bir fotoğraf çıktı. Çok da bulmasak da olurmuş yani. Gym'de.
Ena. Hı. Hat. Kedisiyle. Kedi. 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 Tobias. Tobias değil mi? Doğru okuyorum galiba. Tipe bak. Arkadaşıyla, arkadaşıyla. Coffee Dough. Arkadaşıyla, arkadaşıyla. Ay. Sıkıcı. Bunları kendim çekti. Acaba başkaları çekmiş olabilir mi? Sıkıldım. Çıkalım. 5, 8, 13. Çıkıyorum buradan. Videolara gelelim. Bu demin izlediğimiz video arkadaşlar. Oh shit. Bu yanlışlıkla videoyu açarsın ya ön kamerayla. Öyle bir video herhalde. Oo. Arka tarafa fokus oluyormuş arkadaşlar. Enteresan. Spark chat'e giriyorum. Korkunç mesajlaşmaları özlediğinizi biliyorum. Şu Greg'le bir konuşalım ya. 13 kere mi aramıştı? 17 kere mi aramıştı? Pick up my calls, will you? Açar mısın telefonlarıma? Cevap verir misin? Lütfen come on falan diyor. Burada bir şey var, tam anlaşılmıyor. Bir dakika. Are you... Bir dakika. Anlamıyorum ki. You are... Bir dakika. You are one of the... Out... That line went. Olmadı. You are one of the that went out of line. Sınırı aşan, çizgiyi aşan sendin. I went through my property. Hani kızgın bile değilim. Sadece hayal kırıklığına uğradım. But I know you are, so talk to me. Ama seni tanıyorum, so talk to me. Benimle konuş, her şeyi açıklayabilirim. Sakinleş önce diyor. 3 Ağustos'ta arkadaşlar, hello. Bunu ne zaman yazmıştı? 1 Ağustos'ta yazmış. 2 gün sonra, merhaba, bir süre zaman geçti. Daha iyi hissediyor musun diyor. 7 Ağustos'ta tekrar yazmış. Hiçbirine cevap vermiyor Ena. Ena, Greg herhalde Ena'nın eski manitası falan gibi bir şey. Ya da şu andaki manitası. Bunu çok hani bilmiyorum detayını. Her şeyle ilgileneceğim. Sadece bana birkaç gün var. Olayları çözmek için birkaç gün var. Beni sonsuza kadar görmezden gelemezsin Ena diyor. Şu anda çok duygusal olmayı bırak. Benim için de zor. Sadece senin için zor değil falan diyor. 10 Ağustos'ta da bu bayağı uzun yazmış. Ha yok, yazmamış. Bir dakika. 10 Ağustos'ta demiş ki... sadece beni bir dakika dinleyebilir misin? Hiçbir şey için üzülmene gerek yok. Hiçbir şeyi kafana takmana gerek yok. Yüz yüze konuşsak daha iyi olur. Bana cevap ver diye bir de sesli mesaj bırakmış. This silent treatment shit. Ena, bu aptalca şeyi kenara bırak diyor, yani sessizliği. Bana cevap ver diyor. Ena, so much. I get it. But I get it. Get back to me when you're ready. Anlıyorum ama hani diyor falan filan, neyse. They said you didn't come into work today. Bugün 15 Ağustos tarihinde bugün işe gitmediğini söylediler. Benim aramalarımı engelliyor musun? Ne cehennemdesin diyor arkadaşlar. Ashley'e geliyorum. Ashley ne kadar yazmış? Ashley de ooo bayağı yazmış Ashley de. 28'inde konuşmuşlar Ashley ile. Bu kız ne zaman kayboldu, ne zaman kaçırıldı ya da ne zaman başına bir şey geldi? Yalnız şöyle bir şey var. Ena sadece mutlu olmak istedim dediğine göre tanıdığı biriyle alakalı bir şey gelmiş olabilir başına. Tamamen şu anda götümden sallamış bulunmaktayım ama. Tekrardan oldu diyor. Ah diyor. Uzun bir gündü değil mi? Tahmin etmeme izin ver. Toplantılar değil mi falan diyor. Ha, öyle yani işle ilgili falan konuşuyorlar arkadaşlar. Burada çok hani böyle dikkate alınacak bir şey yok. Akşamüstü kahvemi bile içmedim diyor. Kahretsin diyor. Şöyle açırtan böyle. Falan filan böyle işle ilgili konuşmuşlar. Bakıyorum burada kayda değer bir şey var mı? 29 Temmuz'da arkadaşlar neden ayrılıyorsun demiş, neden gittin demiş. Greg'le ilgili konuşuyorlar.
Çok. 30'unda arkadaşlar, 30 Temmuz'da Ashley'i aramış herhalde. Beni ya da konuşmuşlar bir şekilde. Anne diyor ki beni dinlediğin için teşekkürler. Ashley de diyor ki ben zaten bunun için buradayım. Biraz dinlenmeye çalış diyor. 31 Temmuz'da Anne diyor ki yaptığına inanamıyorum, kahretsin. You know what he literally just did. Ne yaptığını biliyor musun diyor. O bekle diyor Ashley de. Dur tahmin edeyim diyor. Tuvalet kapağını kaldırmadım diyor. Dalga geçiyor yani Ashley bununla. Anna da sinirleniyor. Ashley diyor. Sorry sir, okay. Nedir sıkıntı? Söyle bana diyor. So I confronted him about it. He again denied it. Bir şey hakkında onunla konuşmaya çalıştım ama tekrardan kâr etti diyor. Bunu çözmeye çalışalım. I took his phone to... bir dakika. I'la başlıyor, him'le bitiyor. Ona him'in sonunda nokta var çünkü. I shot his phone and showed it to him. So olmadı. Bir dakika. O bir dakika. So I sola başlayalım. Ben de öyle yaptım manası. I took his phone and showed it to him. Oldu valla. Yes. Telefonunu aldım ve onu gösterdim diyor. Greg'in telefonunu aldım ve ona gösterdim diyor. Bir şey olmuş ama ne olduğunu anlayamadım. Hayır diyor. No way. Telefonuna mı baktın diyor. Bu yanlış, biliyorum. Ben çok kıskanç bir tip değilim. Gerçekten öyle değilim diyor. Öyle olmadığını biliyorum diyor Ashley de. Ama oradaydı diyor. Yani bir mesaj gelmiş ve baktım diyor. Gelen mesaja baktım diyor. Anna gelen mesaja baktım diyor. Yani Greg'in telefonuna bir şey gelmiş. Greg herhalde eski sevgilisi falan. Yani ya da sevgilisiydi, eski sevgilisi oldu artık falan gibi bir şey. Oradaydı diyor. Yani gelen mesaja baktım diyor. Yani mesaj herhalde oradayken düşmüş. Hey, I'm not judging. Seni yargılamıyorum. En azından neler olduğunu biliyorsun diyor Ashley kısaca. Anna da diyor ki suratını görmeliydin. Özel hayatını ihlal ettiğim için bana çok sinirlendi. Bana bağırdı. Gitmesini söyledim falan diyor. Kavga etmişler kısaca arkadaşlar. Buraları birazcık böyle geçiyorum. I don't know what. Ne olmuş onu bir öğrenelim. I know it's very difficult things to do. Lol. Bitch. Yani bir şey olmuş. Birinden mesaj gelmiş Gray'e ve onu okumuş arkadaşlar. Bunun sonucunda da kavga etmişler. Annesinden mesaj gelmiş. Onlara bir bakalım hızlıca. Ne yazışmışsınız be? Anna, I have these cookies. I need the passive. Bende biraz diyor şey var. Cookie var. Kurabiye. Sana bırakmam gerekiyor diyor. Anne, belki başka bir zaman. Sana söyledim. Benim raflarım çok küçük diyor. Annesi diyor ki sadece bir kutu. Neden onları bitirmiyorsun diyor. Annesi kızına biraz yemek getiremez mi diyor. Anna da diyor ki onlara ihtiyacım yok. 6 Ağustos'ta konuşuyorlar ve diyor ki neden telefonuna cevap vermiyorsun? Orada mısın diyor. Anna da diyor ki anne birazcık hani bana diyor şey ver. Darlama beni diyor yani. Biraz bana böyle space ver. Boşluk ya bana. Tam Türkçesini çeviremedim şu anda. Annesiyle böyle işte tartışıyorlar gereksiz yere. Şu anda yabancı gibiyiz diyor. Falan filan. Ya bu annesini suçluyor. Hani benim fikirlerimi desteklemiyorsun diye. Annesi de ona kızıyor yani. Ben mi desteklemiyorum? Senin işte kiranı ödemiştim 3 aylık falan. Bir sürü böyle bir tartışma yaşıyorlar aralarında. Tamam diyor. Bir dahaki sefere söz veriyorum diyor. Annesi de tamam diyor falan. Böyle bir aralarındaki şey bitiyor. 8 Ağustos'ta Anna, Aunt Penny, Penny teyzen ziyarete gelecek. Umarım sözünde durursun. Evet diyor Anna da. Duracağım diyor. Sonra 9 Ağustos'ta Anna ne zaman kayboldu acaba? 9 Ağustos ya da kaçırıldı. Neler olduğunu duydum diyor annesi arkadaşlar. Böyle bir yine bir gereksiz tartışmalar falan var. Sorry, I'm at work. Just wanna drown everything out for a bit. It's just every possible shitty thing that could happen happened at the same time and it sucks. I know you're worried, but I'm okay. I'll call you soon, I promise. Ya annesi buna bir şeyler sormuş arkadaşlar. Yani söz vermişti böyle biraz trip can diyeyim ya. Anneler öyle denmez biliyorum ama biraz böyle daha hassas falan.
Anna da diyor ki aklına gelebilecek her şey, her kötü şey aynı anda oldu. Biliyorum söz vermiştim sana falan filan ama hani yapacağım bunları diyor. Bana biraz zaman ver diyor. Hani şey yapacağım diyor. Burada annesi bir işle ilgili bir şeyler olduğunu, işle ilgili birkaç sıkıntısı var falan filan. Penny teyzesine öneriyor. O yardımcı olur diyor. Neyse buralar çok çok hani... Daha sonra buralara döneriz. Şöyle bir göz atıyorum. Bayağı uzun yazışmışlar çünkü. En son arkadaşlar annesiyle 11 Ağustos'ta yazışmışlar bu işle ilgili konuda. Ondan sonra 13 Ağustos'ta annesi hello diyor. Cevap yok. Akşamüstü. 14 Ağustos'ta sabah 6.30, 6 çeyrek geçe falan tekrardan yazıyor ama yine cevap yok. Merv diye biri var. Merv'le olan yazışmalarına bakalım hızlıca. Hey, you still with your boyfriend? Hala erkek arkadaşınla beraber misin diyor Merv. O da come on Merv, yapma diyor. Sadece soruyorum, insanlar konuşuyor diyor yani hani dedikodu yapıyor. Have you considered that the things you say might come off as creepy? Ya söylediğin şeyler biraz böyle ürkütücü değil mi gibi bir şey söylüyor. Ne söyledi ki yani? Creepy, ürkütücü mü diyor Merv de. Sadece aklından geçenleri söylüyorum, bunda kötü bir şey yok diyor. Aynı zamanda bu bir şirket hani kuralı değil mi? Çalışanları, çalışan kişileri, arkadaş, iş arkadaşını daha iyi tanıman diyor. Yeah falan filan diyor. Bu buna kızıyor. Neden? Tamam evet doğru söylüyorsun diyor Anna ama giydiğim kıyafeti hani böyle seksi olarak nitelendirmek çok uygun değil diyor. Herhalde Merv erkek ve buna yazıyor. Yani kadın da olabilir bilmiyorum ama bir şekilde Anna'ya sarkıntılık ediyor demeyeyim ama iş ortamında çok Anna'nın hoşlanmadığı tarzda kendisiyle konuşmuş. Doğru anlıyorum değil mi? Bunu büyütüyorsun diyor. Sadece dürüst oluyordum sana karşı diyor. Yani o ev senin içinde seksi gözüktüğünü söylerken dürüst oluyordum sana diyor. Güzel olduğunu, güzel gözüktüğünü söyleyemiyorum bile. Bunu anlamıyorum diyor. Çok you're being way too sensitive. Çok hassassın bu konuda diyor. Biraz rahatla lol diyor. Saçma sapan bir şeyler söylüyor ve karşılığında da Anna cevap vermiyor. 3 Ağustos'ta yazışmışlar. Mesajlardan çıkıyorum arkadaşlar. Galeriye baktık. Aramalara bakabiliyor muyuz? 14 Ağustos'ta Greca. Bu deminki oyunun en başında olan aramalar var ya. Burada onlar burada gözüküyor arkadaşlar. Belli bir tarihten sonra Anna aramalara cevap vermemiş. Çünkü Anna'nın telefonu. Biz de Spark'a girelim. Bunların ne olduğuna dair bir fikrim yok. Mail'e girebiliyor muyuz? Toby'nin doğum günü neydi? 18.07 miydi? Doğru mu bildim? 1807 evet. 1807. Evet, işle ilgili bir mail anladığım kadarıyla Faraday Sec. Faraday Security diye bir yerde çalışıyor. Bir takım teknik sıkıntılar varmış. Bir dakika bakalım ne yazıyor. En alttan okumaya başlayalım. Anna arkadaşlar iş mailin anladığım kadarıyla 16. Ya bu çok eski bir mailleşme. Bu ta Şubat ayından kalan bir mailleşme arkadaşlar. Mesajlarının, maillerinin falan chatinin, telefonunun bir kısmındaki bazı şeyleri açamıyormuş. Reset yapmış telefonla ve restore etmiş arkadaşlar. Yani fabrika ayarlarına geri dönmek mi oluyor tam olarak bilmiyorum ama hani düzelmedi falan bir şeyler diyor. Böyle bir iş konuşmasıyla ilgili bir şey var. Ed cevap vermiş ve sorun çözülmüş falan filan. Çok önemli bir şey değil. Şuna bakalım. Bu Instagram mı? Instagram'ın logosuna benziyor şu alt taraf ama about the world one image at a time. Aynen Instagram gibi bir şey yapmışlar herhalde. Serena Williams mı oluyor bu da? Aramıza katıldığın için. Ha, bu da hani şey maili. Instagram'dan gelen hani falan bir mail. Tim. Bu da işle ilgili bir şey. Bu Anna'ya gelen bir şey. Senden istediğim bazı işler vardı. Onlara ne oldu diyor. This is the million time you're directly deserve. Bu milyonuncu kez benim şeylerime karşı geliyorsun, isteklerime. Hani direkt şunu yap diyorum ve onu yapmıyorsun manasında söyle. Bayağı bu ağzına sıçmış yani. Tim Faraday, CEO of Faraday Safety, Faraday Sec olan yani en çalıştığı şirketin patronu.
CEO'su. CEO'yla da mailleşmek böyle, ne bileyim. Bunu da geçelim. Annesinden gelen bir mail var arkadaşlar. Ne olduğunu duydum. Ne oldu? Bana niye söylemedin falan diyor bir şeyler. Bu deminki mesajlaşmasında herhalde biraz burada mail halini mi görüyoruz yani? Anna bir okula başvurmuş ve üçüncü kez bundan red almış. Bir şeyler. Spark'a giriyorum. İlk defa mı giriyor Spark'a acaba? Ne? Swipe match, spark up your life. Bu bir şey, çöp çatan uygulaması falan gibi bir şey herhalde. Where do you use? Tatlıymış. Beğendik. Bunu beğenmedim. Bunu da beğendim. Oo, match olduk. Konuşalım mı, şey mi yapalım? Bakalım başka kimler varmış. Geçiyorum, beğenmedim. Geçiyorum. I am Batman! Beğendim. Bununla konuşabilirim birazcık. Tamam, konuşalım. Hey! Ha, bu kendin yazamıyorsun konuşmaları. Aşağıda çıkan seçeneklerden seçiyorsun. Cool name. Güzel bir ismin var herhalde. Nickname'i mi o? Bizim nickname'imiz ne ki acaba? Ay, bir dakika, çıktık. Anna. Faraday Solutions'ta çalışıyor falan da, kendisiyle ilgili bir şeyler yazmış buraya. İyi bir şaka, sıcak bir kahve, iyi zamanlar için ihtiyacım olan tek şey, iyi zaman geçmek için ihtiyacım olan tek şey. Çok fazla çalışma falan böyle bir şeyler, saçma sapan bir şeyler yazmış. Müzik, hayvanlar, işte seyahat falan, aşkı bulmak, interest ettiği konular, ilgilendiği konular arkadaşlar. Bir dakika, bunu konuşmaya devam edelim. Bruce'la yazışalım. Nereden aldın diyor. It was a birthday present. Doğum günü hediyemdi diyor. Anam babam koydu. Annemden aldım. Önceki isimden nefret ediyorum falan diyor. Doğum günü hediyesiydi diyelim. Geyik yapıyorlar yani. You probably agree. Well, mine was a birthday. Benimkisi de diyor doğum günü. Hani sweetiydi, böyle takım elbisesiydi falan. Ve saçma sapan bir şey söylüyor. İyi gözüküyorsundur. İçinde diyor çapkınlık yapıyoruz şu anda. Ben diyor sık sık, hani böyle vücut çalışırım diyor, yani spora giderim, spor yaparım diyor. Sen ne yapıyorsun diyor. Play Twister ne? Ha, Twister şu elleri kolları koydukları oyun oluyor herhalde, değil mi? En baştaki şey, hiçbir şey yapmıyorum, sadece takılıyorum. Twister oynuyorum. Ne yaptığımı söylesem bana inanmazsın. Sounds exciting, heyecanlı. Dene diyor. I'm trying to find a kayıp bir kişiyi bulmaya çalışıyorum diye. Bunu söylememe gerek var mı bilmiyorum. Yani tanımadığım bir adamla böyle bir şey konuşuyorum ama bu bir şaka mı diyor. Bekle. Şu anda canlı yayında falan mıyım? Yani bana bir eşek şakası falan mı yapıyorsun? Niye bu kadar heyecanlandın? Belki dalga geçiyorum yani. Bruce bizi blokladı resmen. Tamam. Ne kızdın ya reis? Ne kızıyorsun? Ve kötü davranışlarından dolayı bir rapor edilmişim arkadaşlar. Ya bir şey söylemedim ki, bir şey söylemedim. Belki dalga geçiyorum ya. Belki bu bir film ismi. Allah Allah, tamam, konuşmasa konuşmuyor. At kafası. Burada daha önce konuştuğu kişiler varmış. Stephanie. Hey, Stephanie ile konuşalım biraz da. Wow, another girl. Başka bir kız daha. Did I get my setting wrong? Settinglerimi, ayarlarımı yanlış mı ayarladım diyor. Belki diyorum. Damn diyor Stephanie. Bizimle ilgilenmiyor. Kusura bakma. Ben hani bu işte birazcık diyor yeniyim. Yani bu uygulamada yeniyim diyor. Hazır buradayken bana bir şey söyle diyor. Spark nasıl bir yer falan diyor. It's pretty harmless fun. Zararsız, eğlenceli falan gibi bir şey diyorum. Bilmiyorum tabii, hiçbir fikrim yok. Daha önce konuştuklarıma okumadım ama. Is it though? Gerçekten öyle mi? Aren't we meeting literal strangers online? Biz hani gerçekten yabancılarla burada tanışmıyoruz. Korkmuyor musun diyor. Stephanie, sende bir haller var bebeğim ama dur bakalım. Just pick public places. Geek bir muhabbet dönüyor şu anda. Sadece böyle public yerler seç diyor. Halka açık yerler seç gibi bir şey söylüyor Anna. Well yeah. Ama yine de her şey olabilir. Ne demek istediğimi biliyorsun değil mi?
Neden bu kadar endişeleniyorum diyor. Ve saçma sapan bir şeyler söylüyor. I have this fear that the person I'm talking to is not who they are. Yani şeyden korkuyorum diyor Stephanie. Karşımdaki insan, konuştuğum insanlar ya kendilerinden başka biri olduklarını söylüyorlarsa, yani ya kandırmaya çalışıyorlarsa beni demek istiyor kısaca. Ben de diyorum ki bu olabilir, yani normal bir şey. İnsanlar bunu nasıl yapıyor diyor. Haberleri okuyor musun diyor. Güvende hissetmiyorum diyor. Sen haklısın diyor. İyi şanslar diyor. Benden çıkıyorum falan gibi bir şey söyledim. Ben şu anda online chat'i bırakıp normal date'e döneceğim diyor. Normal hani böyle günlük hayata döneceğim diyor. Stephanie offline oldu. Git! Bakalım burada Taylor'la konuşmuşuz. Oo, Taylor'da bir haller var. You like to travel, right? Your name should be... Bunun devamı var mı yoksa 9 Ağustos'ta mı başlıyor? Your name should be Wonder Woman. Ha ha ha. Sen seyahat etmeyi seviyorsun değil mi? Senin ismin böyle hani merak eden kadın olmalı. Wonder Woman, Wonder Woman espri yapmış. Burada yine bir mesaj var. Bıktım mesajlardan be! Come on. Love en sona gelecek. Come on. Not pity even a love. Olmadı. Not a... Not even a... Pity love. Yani böyle bir söylediklerime gülmeyecek misin bile gibi diye bir saçma sapan bir şey söyledi. Sadece dünyayı kurtarmakla meşgul olduğunu düşünüyorum dedi. Cevap vermiyor işte. Cevap verelim mi? Taylor offline zaten şu anda. Cevap veremiyoruz. Alex de offline. Ne yazışmış Alex'le be? Şöyle bir hızlıca okuyayım arkadaşlar. Önemli bir şey varsa ben size söyleyeceğim. Pazartesi günleri için ne yapmayı tercih edersin diyor. Yani film izlemek mi, yoga yapmak mı? Happy hour'lar, hani içki içmek mi falan, nasıl bir şey diyor. Tık 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 yok. İlk. Alex'i geçtim. Öyle, yani havadan sudan konuşuyorlar. 7 Ağustos'ta. Herkese de aynı tarihte yazışmış ya. Acaba bu Anna değil de başkası mı? Fotoğrafını sevdim. Teşekkürler diyor. Arada bir cookie yemek ister misin diyor. Gerçekten mi? Dave böyle bir şey mi teklif ediyorsa? Ne? Ne? Pardon, ne? Diyor. Burada cookie dough derken başka bir şey demek istiyor herhalde ama neyse. Pat. Ah. İğrenç konuşmalar. Alex'e baktık. Bunlar böyle biraz Edwin. Hey hey. Animal lover. Hayvanları seviyorsun değil mi diyor. Yeah. A cat. Oh. I see you. Yani hayvanları, kedini gördüm. I see you have pets. Senin de hayvanların var değil mi diyor. Nice a joke. They are Pokemons. Pokemonlarım var benim diyor. Biz erkeklere bir günde küsmedik. Bu ne biçim cevaplar? Tamam, çıkıyorum buradan da. Bak şurada bir mesaj var vlogger'da. Chat'te bir ünlem var. Greg hala darlıyor. Bir dakika, Greg sana döneceğim. Şu uygulamaya bir bakayım. Jabber diye bir uygulama var. Twitter gibi bir şey mi bu da yani? Bizim şifremiz ne ki acaba? Şifremi unuttum diyorum. E-mailine kontrol et diyor. Bakalım mailimizi kontrol edelim. Password'unu resetle diyor arkadaşlar. Tekrardan password'u resetleme işi yapacağız. Bakalım nasıl yapacağız. Nasıl resetleyeceğiz bilmiyorum. Resetlemek için tıkladık. What's your pet's name? Kedisinden bahsediyordu. Ay neydi ya? Bir dakika. Şurada fotoğrafta görmüştük. Yanlış hatırlamıyorsam. T değil mi bu harf? Tobias. Tobias olmazsa Jobias deneyeceğim. Tobias. Tamam. Annesinin kızlık soyadı. Kaç tane soru var? 3 tane soru var. Aman! Şurada maillerinde anasıyla konuştuydu. Lauren Hardy. Hardy olabilir. Bir dakika, bir de şeye bakayım. Chat'e bakayım. Burada da annesi. Bir şey çıkmıyor. Sadece anne diye kayıtlı. Bir dakika, bir daha neydi ya? Hardy. Baştan sormayacaksın değil mi hayvanımın ismini falan? Hardy.
Oldu mu? Yes. What is your favorite movie? Ben bunu nereden bulacağım şimdi? En favori filmin ne? Kaşınıyor, düğmelerim kaşınıyor şu anda. Ben nereden bulacağım favorite movie'sini? Buraya yeni mail gelmiş. Bir dakika, şu aptal uygulamada ana sayfaya dönebilir miyiz? Ha, burada görevler varmış kız. Şu anda yeni gördüm. Tamamen tesadüfen tıkladım. Find Anna. Teşekkürler. Greg'le konuş diyor. Anna'yı bul diyor. Teşekkür ederim. Çok açıklayıcı oldu. Ama bir şey diyeceğim. Yani şeyi tamamlamadık, şu application'a girmeyi. Greg'le sonra konuşacağım ama şu şeyi bulmam lazım. Favori filmi. Bir dakika. Burada filmler yazıyordu ama. Burada yazıyor mu acaba ya? Yok, burada seç... Bir dakika. Tamam, burada seçmiş zaten. Burada yazıyor mu? Yazmıyor ya. Nereden bulacağım abi ben favori filmlerini? Öf. Herkes offline. Ben kimle yazışacağım? Burada yazıştıklarında var mı acaba? Oyunlarla ilgili konuşmuştu biriyle. Ne oluyor lan? Bir yerden ses geldi tık tık diye. Tövbe. Burada movies falan demiş ama. Herkes offline bereyiz. Bu da oyunlarla ilgili konuşmuştu burada. Bu zaten rapor etti bizim mal. Çok aptal. Bu da offline. Şu anda şurada kimse online değil. Şuraya bakalım. Blogger diye bir şey var burada. Bir de surfer var. Chatte olabilir mi? Bir saniye. Greg'le konuşmaya dönüyorum. Neredesin sen diyor. You got the wrong person. Kim? Bu kim? You got the wrong person. Yanlış kişiye yazıyorsun diyor. Kim diyeceğim? Kimsin diyeceğim? Sanki bilmiyormuşum. Benimle dalga mı geçiyorsun Ena? Bana hani sessizlik cezası verdin ve ortadan kayboldun. Ve şu anda kim olduğumu unuttun mu diyor. Ben olduğunu düşündüğün kişi değilim. Ena şu anda müsait değil diyor. Buna yani Greg mi kaçırdı acaba ya? Ena'ya ne oldu ya? Şu anda düşündüğün kişi değilim diyor. Ya bu da işte bir sürü bık 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 ediyor. Sen Ena bu yaptığından daha iyisin. Ya şey sanıyor, onu tamamen ignore ediyorum, görmezden geliyorum ve şu anda ona doğru düzgün cevap vermiyorum sanıyor aslında Greg. O da diyor ki hadi konuşalım. Anna ve senin problemlerin var gibi. Telefon bizde ya arkadaşlar. Telefonunu kaybetti. Why do I bother? She lost her phone. Sounds like you got... Anna ile sorunlarınız var gibi. Ama yazanın hala Anna olduğunu düşünecek ve... Aa, sen Anna değil misin? Gerçekten mi? Kimsin diyor. Eğer haberin yoksa, bu herhalde sevgilisi falan sandı ya da erkek arkadaşı ya da yeni manitası falan sandı. Eğer bilgin yoksa biz Anna ile çıkıyoruz diyor. Evet anlıyorum diyelim. So, Anna'yı tanımıyor musun? Onun telefonu neden sende diyor. Söyleyelim artık. Greg'ten öğrenebilecek miyiz acaba? En favori filmini. I think someone sent me this phone. The phone was... Biri bana bu telefonu gönderdi. Telefon benim kapıma bırakıldı diyor. Biri telefonu gönderdi bize. Anna mı gönderdi sana diyor. Bu garip diyor. Ben Anna gönderdi demedim ki. Sanırım o tehlikede, başı dertte yardıma ihtiyacı var. Sanırım o tehlikede iyi seçiyorum arkadaşlar. Ha diyor Greg. O iyi mi? İyi olduğunu düşünmüyorum. Ne oldu Ena'ya acaba arkadaşlar? Ena garip bir video gönderdi diyor. Ya da garip bir şey kaydetti diyor. Tamam. Garip bir video gönderdi diyeyim. Bana o videoyu gönder diyor şimdi. Tamam gönderelim. Şuydu değil mi?
Bu ne? Benim gönderdiğim bu değildi ki ama. Bu sapıkça bir şaka mı? Sadece statik ve böyle seslerden oluşuyor diyor. Eğer anaya bir şey yaptıysan yemin ederim ki diyor senin ağzına şöyle gebertirim seni demek istiyor Greg. Biz de diyoruz ki sanırım gitmiş ya da şey kendi kendini silmiş. Herhalde öyle bir şey oldu çünkü bizim izlediğimiz video bu değildi arkadaşlar. Videolar sadece kendini bize gösteriyor ve ondan sonra kayıp mı oluyor yani? Ne oluyor bu oyunda? Neler oluyor bu mesajlaşmalarda? Kendi kendini silmiş diyorum. What the fuck is going on? Diyor Greg. Offline oldu. Ne oluyor ya? Arıyor bizi. Kim bu diyor? Cevap ver bana. Bu telefonu nereden aldın? Anna şu anda seninle mi? Beni görmezden mi, duymazdan mı geliyorsun? La biz konuşamıyoruz, konuşamıyoruz ki. Neden konuşmuyorsun diyor. Şebeke çok kötüydü, çekmiyordu telefon diyor. İlk seçenekte, ikinci seçenekte dediklerini anlamıyorum diyor. Kötü diyelim yani çekmiyor telefon diyelim. Sessiz modu al. Is my call not aramalarım sana gelmiyor diyor. Aslında geliyor ama bir şeyler oldu. Ben tekrar deneyeceğim diyor. Bir şeyler oldu derken yani bir işim çıktı. Tekrar deneyeceğim. Arasan şey yapsan iyi olur diyor. Cevap versen iyi olur diyor. Ve offline oldu Greg. Taylor yazıyor arkadaşlar. Sparks'ta mıydı bu? Geri dönelim Taylor'la. Anna'ya bir şeyler yazdı böyle. Right now. Şu anda Anna değilim. Anna şu anda telefonu Anna'da değil diyorum. O garip diyor Taylor. Sen oda arkadaşımısın diyor. Ben hiç kimseyim gerçekten. Anna ve ben birbirimizi tanımıyoruz. I am nobody. Ben hiç kimseyim diyorum. Yazışalım bari biri online olduysa. Ve sen onun Anna'nın telefonuna sahipsin. Çünkü... Bu telefon bana bir sebepten ötürü gönderildi. Kapıma bırakıldı ikinci seçenekte. Bana telefon gönderildi diyelim. Ay ne çıkacak sonunda çok heyecanlı. Tamamen yabancı bir insan kayıp bir telefonu alıyor ve ondan sonra bir çöçetal uygulamasına Spark'a giriyor. Sence bu biraz garip değil mi diyor. Like you wouldn't do the same. Sen sanki aynısını yapmaz mısın? Bunu diyelim. Sanki sen aynısını yapmazmışsın gibi. Evet. Bu çok havalı diyor. As long as you return the phone to her. Ona telefonu geri verdiğin sürece ona telefonu geri vereceksin değil mi diye soruyor. Eğer nerede olduğunu biliyorsan evet diyorum. Spark'ın bütün amacı aslında bir kızla tanışmak diyor. Ben henüz o kısma gelemedim. Haftalardır uğraşıyorum diyor. I was pretty sure my catcalling line worked. Yani... Asılma, catcall böyle biraz daha böyle asılmak falan anlamında kullanılır ama tam olarak ne demek istediğini anlamadım. Ya saçma sapan bir şey söylüyor. Asılıyorum, bu işe yarıyor mu falan diyor. Senin şakaların gerçekten berbat diyorum. Biz böyle hep saçma sapan konuşacağız mı? It's not for you anyway. Bu sana uygun değil, senin için uygun değil diyor. Get it. Taylor offline oldu. Ben Taylor Pereira, ona beklediğimi söyle dedi ve offline oldu Taylor. Taylor'dan da bir şey öğrenemedik ya. Vlogger'a bakalım. Vlogger dediği de YouTube mu oluyor acaba? Bu birinci videom. Work has been pretty crazy lately and I just needed an outlet of sorts. Bunu kimse görmeyecek zaten diyor. Son zamanlarda her şey biraz böyle çılgıncaydı diyor. Ben ne yapıyorum bilmiyorum diyor. Kapa bebeğim sen, beceremiyorum bu işi. Bunlar daha sync olmamış. He, bu videolara gelince demek ki neler olduğunu bu şu Mouse'un üzerinde olan sanki biraz önce Anna'nın o ilk izlediğimiz videosu vardı ya. Sanki oradaki ve bir an böyle telefon elinden kaymış da tavanı göstermiş gibi oldu. Öyle hissettim ben. Ona benziyor arkadaşlar. Anna orada mısın diyor. Hayır değilim.
Ama telefonu hala benimle. Şu anda Taylor'la konuşmaktan başka çaremiz yok gibi hissediyorum ama bu bekleme beni öldürecek diyor. Mesajlarını falan kontrol ettin mi diyor. Tabii ki ettim diyorum. Etmedik mi ya? Tabii ki ettin diyor. Greg onu arıyor diyelim. Greg kim diyor. Boyfriend, erkek arkadaşı diyorum. Oo diyor Taylor. Şu anda bizi engellemeyeceksin değil mi? Bana bunu hiç söylememişti. Başka bir şeyler var mı diyor. Hala uğraşıyorum diyor. Anlıyorum diyor. Ben Taylor'la konuşacak bir şeyimiz yok yani. Maili açık mı? Biraz daha derine dalman gerekiyor. Maili açık mı? Jabber uygulamasında nasıl diyor. Yardıma ihtiyacı varsa diyor arkadaşlar. Ben burada olacağım yardım etmek için diyor. Hey hey diyor. It's wrong to say. Yani bana Anne hakkında biraz daha bilgi verdi. Yani daha derine dal falan böyle bir şeyler söylüyor. Yani Anne ile ilgili daha fazla bilgi öğrenmek, daha fazla şey öğrenmek istiyor. Birinci seçenekte diyor ki kişisel bilgilerini paylaşmak yanlış. Onun maillerini okumak istiyor musun? Gibi bir şey söylüyor. Kişisel bilgilerini paylaşmak yanlış diyorum. Sen hiç eğlenceli biri değilsin diyor Taylor. Offline oldu. Of Taylor ya. Abi biz şeyi nereden bulacağız ya? Greg arıyor yine. Hello. 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 Orada mısın? Telefonu açtın, neden cevap veriyorsun? Bir şey söyle diyor. Lan konuşamıyorum, ne yapayım ya? Neden konuşmuyorsun diyor Greg. Sen düzgün bir şekilde konuşamıyorsun diyor. Yani sesini doğru düzgün alamıyoruz. Sen kimsen? Yardımına ihtiyacım var. Bu çok kötü. Evinin kapısına yani evini kapıya cevap vermiyor. Herhalde şeye gitmiş ve işte de değil. Bir şeyler olduğu zaman mutlaka Anna beni bilgilendirir diyor. 5 dakika geç kalsa bile bilgilendirir diyor. Well, ikinci seçeneğe gidiyorum arkadaşlar. Telefonunu kaybetti diyorum. Çünkü gerçekten telefonunu kaybetti. O yüzden arayamıyor geri. Zekalı Greg. Pretty sure she will find a way to go. Yani ne olursa olsun yine de ofisi aramak için en azından bir yol bulur diyor. Bu bana göndermeye çalıştığın video. Gerçekten Anna'nın mı diyor. Anna telefonundaki kız. Yani wallpaper'ın telefonunun arka planında olan kız değil mi? Diyorum. Evet. Genelde hep birinci seçeneği seçiyoruz. Çünkü en mantıklı cevap birinci seçenekte oluyor. Diğerleri biraz daha böyle kavgaya yakın seçenekler oluyor arkadaşlar. Nerede olduğunu söylemedi ya da ona ne olduğunu söylemedim diyor. Nereden geldi be bu ses? She was freaked out. Gerçekten çok korkmuştu. İkinci seçenek beni aramayın dedi. Ve kendi ismini tekrar etti diyor. Üçüncü seçeneği seçiyorum bu sefer. Farklılık olsun. What the hell diyor. Nasıl yani diyor. Yemin ederim götünden uyduruyorsun. Lanet olsun diyor Greg. Sen kimsin tam olarak diyorum. Greg sen kimsin gerçekten tam olarak. Ben Greg Summers. Anna'nın erkek arkadaşıyım. Biz küçük bir anlaşmazlık yaşadık ve Anna şu anda benimle konuşmuyor diyor. Sure. Eminim öyledir diyorum Greg. Telefonunda nerede olabileceğine dair bir şey var mı diyor. Her Jabber, Jabber uygulaması. Ona girmeye çalışıyoruz zaten. Onu her zaman update eder diyor. Onu stalk etmemi, takip etmemi mi istiyorsun diyorum. Hey diyor. Bir şey olmuş olabilir diyor ona Greg. Just a picker Jabber and we can particular tracker. Ya Jabber'ın da bir Jabber diye bir uygulama var ya bizim girmeye çalıştığımız. Ona gir ve o uygulama sanırım nerede olduğunu bulabilir, nerede olduğunu yönlendirebilir gibi bir şey söylüyor arkadaşlar. Seninle konuşmayı keseli ne kadar oldu diyor. Haftalar oldu diyor. Bir anlaşmazlığımız oldu. Ben iyi birisi olmaya çalışıyordum. İyi birisi olmaya çalıştım ve ona biraz zaman tanıdım. Ve o da ben yokmuşum gibi davranmaya başladı ve bu sinirlerime geriyor diyor. Belki de Anna senden daha iyisini hak ediyordur diyorum. Listen, wisecrack. You don't know. Dinle, akıllı, bıcık. Onu tanımıyorsun ve beni kesinlikle tanımıyorsun ve kendi boktan fikirlerini kendine sakla diyor. Sorry diyorum.
hadi geri dönelim diyor. Tamam, ben burada mesela soramıyorum. Onun nerede olduğunu bulalım diyor. Taylor'la konuşuyordu, bunu söyleyelim. Taylor'la konuşuyordu ya, Gray'e onu söyleyelim. Taylor'la konuştuğunu. Şimdiden başka adamlarla konuşmaya mı başladı? What the fuck diyor. Bununla sonra ilgileneceğim. I think Jabber is the... Şu anda Jabber uygulaması bizim diyor şey uygulamamız. Ne o? İyi seçeneğimiz diyor onun telefonunu bulmak için diyor. It's password protected diyorum. Şifre uygulaması. Ah diyor. Bakalım Greg bize bir şeyler söyleyecek mi? Just let me know when you find it. Be quick. Be... Heh. Tamam. Tamam. Ena'nın soru sonunda çıktı. Bunu bilirse Greg bilir. Aynen. Yani erkek arkadaşı en sevdiği filmi bence bilebilir. En azından Ena'nın sevdiği filmin hangisi olduğunu biliyor musun diyorum. En favori filminin ne olduğunu bilmeye neden ihtiyacın var diyor. Ben de diyorum ki Jabber uygulamasına giriş yapabilirim böylelikle. Demek ki çok yakınsın diyor açmaya. Ashley bilebilir diyor. Ona yaz diyor. Ama bunu Anna'ymış gibi yap diyor. Eğer Anna'nın telefonunun başkasında bir yabancıda olduğunu duyarsa ödü patlayabilir diyor. So, yani Anna gibi mi davranayım diyorum ben de. Tamam, okey. Ashley'le konuşmaya gidiyorum. Ashley zaten yazmış. Eğer bir şeylere ihtiyacın olursa bana yaz. Herhangi bir şey diyor. Hi Ashley. Tamam, şu anda Ashley'le Anna gibi konuşup onun en sevdiği filmi öğrenmeye çalışacağız anladığım kadarıyla. Anna, aman tanrım. You won't believe what I just... Ne gördüğüme inanamazsın diyor. Ne gördün diyorum. Çaktırmamamız gerekiyor. Sanırım burada biz Anna gibi konuşuyoruz. I know you're sick talking about Greg. Greg hakkında konuşmak istemediğini biliyorum ama Yolanda'yı binada gördüm. So, I walked up to her, played it cool, pretend to ask for her card and stuff, right? Turns out that skank buys stuff for other people. I didn't realize a job like that even existed. Sounds kind of lame, don't you? Shopping is pretty straightforward. Why would anyone complicate things? Yolanda'yı görmüş ve Yolanda'nın yaptığı bir işten bahsediyor şu anda Ashley, ama Yolanda kim? Greg'le kesin bir alakası var, öyle hissettim. Çok haklısın. I don't wanna hear about that. Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum diyor. Şu anda Anna gibi davranmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Özür dilerim. Bu son kezdi diyor. Şu an ben nasıl gözüküyorum ya biraz? Böyle bulanık gözüküyorum sanki. Bir şey mi söylemek istiyorsun diyor. Direkt sorsak mı? I'm feeling like a... Benim en favori filmim ne? Hadi sorduk ya. Random. Just want to know that my friend... Sadece arkadaşlarım beni tanıyor mu bilmek istiyorum diyor. Makul bir cevap. Seriously Anna? Gerçekten mi? Is this about Greg? Bu Greg hakkında mı? Bu sen gibi değilsin diyor. Benim favori filmimi bilmen gerekiyor Ashley dedim. A dog's purpose. Come on Anna, you don't have to test me like that. A dog's purpose. Tamam, gidelim bunu yazalım şimdi, deneyelim. Yes! Yay! Jabber. Jabber. Böyle mi okunuyor bilmiyorum ama bu uygulamada Twitter arkadaşlar. How do you win a war on drugs? It's hard to win a war now. Bu direkt yani şu anda. Ha, Taylor falan var burada. Bunlar Taylor, aynı Taylor mı acaba? Bunlar Taylor'la bayağı yazışmışlar mı? Şu random podcast on people dogs. Burada bayağı bir şeyler var ya. Bu en ama. Bu biziz. 3 ay önce yazmışım. 3 ay önce. Ha, bak burada CEO'nun gönderdiği maili paylaşmışım lan. Böyle şeyler paylaşılır mı? Gizliliği ihlal ediyorsun. Ena! Kaçırırlar tabii, kafanı keserler senin yavrum.
Bir dakika önce Anna mesaj attı. Nasıl olabiliyor bu? What the fuck? Nasıl yani? Biri Anna adına mı mesaj atıyor? Dışarısı milyon derece sıcaklıkta, evde dinleniyorum diyor. No! No, you're not Anna! Anna'nın telefonu bende. Kendi kendime mi yazıyorum ben şu anda? What is going on? What is that? Çok korktum şu anda. Niye bilmiyorum, böyle bir içim şey oldu. Ay. Korktum ya, korkunç bir şey çıktı. Çok mu kötüydü oyun? Yo, öyle yani çok korkunç bir şey değil ama eğlenceli bir şey. Hani bunun böyle... Merhaba arkadaşlar. Hello. Hello. Bir tane unusual, olağan dışı bir giriş tespit etmişler. Okay, hadi size iyi oyunlar. Bye bye. Keep it calm please. Tamam. Arkadaşlar, biraz önce bir mail gelmiş. Jabber. Bizim bir saattir girmeye çalıştığımız uygulamaya birisi girmeye çalışmış ve bununla ilgili bir mail göndermiş. Birisi bu uygulamaya, bizim haricimize birisi girdi ve şu mesajı gönderdi arkadaşlar. Teşekkürler Ashley dedim. Bu biraz garip. Sana biraz zaman tanıyacağım. Seninle konuşuruz sonra diyor Ashley. Ashley onunla dalga geçtiğini ya da böyle onu test etmeye çalıştığını falan sandı ama aslında olaylar farklı. Bu hala en son yazışmamız Ashley ile ilgiliydi arkadaşlar. Kimsenin ne olduğunu bilmesine gerek yok. Hani Anne'ye ulaşmak için bunu denemen lazım falan diye bir şeyler söylüyor. Something weird just happened. Biraz önce garip bir şey oldu diyorum Gray'e. You got through Jabber. What do you see? Bu uygulamaya girdin ve ne gördün diyor. She literally just made a new post. Şimdi yeni bir post paylaştı. Ben Gray'e neden böyle şeylerden bahsediyorum bilmiyorum ama bana gönder diyor. Gönderebiliyor muyuz? Ha, bu uygulamanın da postları var. Gönderelim bakalım. Gray'e bir şekilde güvendik ama bu onun evi. Demek ki evde diyor. Neden cevap vermiyor diyor. Belki oradadır diyor. Greg offline oldu. Anna'ya gidiyor herhalde şu anda ve yeni bir şey geldi bloğa. Ashley is so adorable. We were on the phone for hours and I only said like two words. And like a good bestie, I sat through the entire thing. I don't know what it is about her and guys. She's always... Garip. Yeni bir blog paylaştı Anna ve Ashley hakkında konuşuyor. Onunla telefonda konuştuk. 2 saattir telefondaydık diyor ve erkeklerle ilgili yani bir şeylerden bahsetmiş. Ben onun gibi değilim diyor Greg'le beraberken falan böyle bir şeyler diyor. Ve o sırada Ashley yazdı. Bu arkadaşlarıyla Greg'le Ashley ile ilgili bir durumlar var ama... Acaba eşli değil mi? Bir dakika. Hey hey, yardımına ihtiyacım var. Senin Jabber'da paylaştığın Twitter'da Jabber. Jabber nasıl okunuyor ya? Bir dakika. Çok merak ettim şu anda. Google Translate'e girip yazacağım. Bakalım ne diyecek. Jabber. Doğru mu yazdım? Evet. Ses çıkmıyor. Jabber. 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 Doğru söylüyormuşum demek ki. Cebir gibi. Jabber'daki paylaşımını gördüm. Evde gibi gözüküyorsun. Bir şey sormak istiyorum sana diyor. Bir şey kontrol etmek istiyorum diyor. Tabii ki nedir diyorum. Sana saatimle ilgili bir şey söylemiştim hatırlıyor musun? Eğer senin evinde bir kontrol edebilir misin diyor. En son nereye koymuştun? İkinci seçeneği seçiyorum. Lavaboyu kontrol et diyor. Banyodaki şeyi kontrol etti işte o şeyi. Banyoda çıkardım hatırlıyorum diyor. Bulamadım. Daha sonra kontrol edeceğim. Buldum diyor. I will check later. Daha sonra kontrol edeceğim diyelim. Çünkü Ashley'e çaktırmıyoruz. Sıkıntı yok diyor Ashley.
Görürsen haberdar eder misin beni diyor ve Ashley offline mi oluyor şu anda? Yazamıyoruz Ashley'e. Offline oldu çünkü. Evine girmek için yardıma ihtiyacım var diyor. Bir şey için registration, bir şey için yetki koduna ihtiyacım var diyor. Şirketin bir teksti olabilir, mesajı olabilir diyor. Ne yapacağım yani? Ashley bir sal ya Ashley. Bir dakika. Hi Mr. Tech. Şu anda bir saatten fazladır devam ediyor bir şey ve daha sonra devam etmek daha mantıklı diye düşünüyorum. Oyunun devamına oyun kanalından devam edeceğim şimdilik.